demek oluyor bu? Ya anlamıyorum. Aklım almıyor. Benden habersiz adım atmayacaksın diyorum. İskender bütün gazetelerin manşetlerinde. Ne yapsaydım? Ali'yi öldürmesini mi bekleseydim? Ha şimdi Ali'yi kurtardığını mı sanıyorsun? Aradı işte. Bırakacağım dedi. Hadi şimdi bıraktı diyelim. Sonra? Hiçbir şey yapamaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun peki? Çünkü onu yangın hakkında bildiklerimi anlatmakla tehdit ettim. Ne biliyorsun peki? Hiç. Hiç. Blöf yaptığını anlarsa ne olacak? Ha? Bunun içinde var mı bir planın? Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Evet bilmiyorum ama denemek zorundaydım. Başka çarem yok. Aynı sizin gibi. Benimle ne ilgisi var? Siz de Atlas için aynısını yapmadınız mı? Evet ben yalan söylüyorum. Tamam oyun oynuyorum. Çünkü benim de uğruna kendimi seve seve feda edebileceğim biri var. Aynı sizin gibi. Hiçbir farkımız yok. Sustunuz. Güzel. Demek ki ilk defa birbirimizi anladık. Bunlar tamam Ozan'cığım. Ellerine sağlık. Sağ ol hocam. Evet hayırlı olsun. Şu an itibariyle memleketin en az satan ama en çok konuşulan gazetesiyiz. İskender'in haberi mi? Evet hocam. Bakayım. Şu an her yerde gündemde bakın. Evet. Gündem yetmez. Suç duyurusu falan lazım. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Rüya. Ama daha değil. Onlardan bir açıklama falan da yok. Yok kardeşim. Böyle derin bir sessizlik var. Sen nereden geliyorsun? Bir sözüm vardı onu tuttum. Detay vermem diyorsun yani. Gerek yok diyorum. Altan hocam, benim bakacağım dava dosyaları nerede? Bak işte orada. Hocam şundan. Evet evet. Çok hoşuma gitti şundan. Küs müyüz? Bundan sonra daha az konuşacağız sadece. Hı. Sebep? Konuşunca boş konuşuyoruz da ondan. Bravo. Ömer. Canım, sen dükkanını açmadın oğlum bugün. Oğlum sanki müşteriler kapıda mı bekliyor lan? Ya ben de eve gidemedim aslında. Yani Çelebi güneşi getirdim bilmiyorum. Cemre'den de haber alamadım. Tamam o zaman. Kardeşim sen dükkanını açarsın. Rüya sen de bir Cemre'ye bakarsın. Zaten yoruldunuz ya. Ha ne dersiniz? Ay hiç fena olmaz. Olur olur. Yani Altan hocam sizin için de sakıncası yoksa? Yok canım hadi sen git. Ha, ben de gideyim hem yolda biz konuşuruz da. Asma asma alışacaksın. Hadi hadi hadi. Aşkım. Aşkım. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben size anne kız baş başa bırakayım. Güneş'cim, istediğin zaman beni arayabilirsin, tamam? Tamam. İyi geceler. Sağ ol. Duracağız. Hayır. Ama önce söyle bakalım. Karnın aç mı? Kıymalı pide yaptırdım. Çok seversin sen. Pizza olsa daha iyi olurdu. Olsun. Ben kıymalı pide de yerim. Yer misin? Hadi gel. Evimize gidelim. Gel bakalım. Gel 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 gel. Ne oldu? Buradan mı geçireceğiz? Evet.
Evet de burası çok dar. Ne güzel işte, labirent gibi. Kim bilir labirentin ucu nereye çıkıyor. Hadi. Bak ben de yanındayım anneciğim, elini tutuyorum. Beraber geçeceğiz. Gel. Gel bebeğim. Çok güzel geçiyoruz buradan. Bakalım bu labirentin sonu nereye çıkıyor? Gel bakalım içeri. Karnımız acıktı değil mi? Çok acıktı karnımız. Tamam. Sen şimdi beni dışarıda bekle. Ben bardakları alıp geliyorum. Hadi. Şimdi pideni vereyim. Tamam mı? Sen bunları yerken ben de ayranını koyayım. Sen başla yemeğe. Ne oldu? Beğenmedin mi? Tadı başka. Nasıl başka? Kıymalı pide işte. Sen seversin. Herkes başka yapıyor tabii. Kötü mü olmuş, olmamış mı? Tamam. Omlet yapayım mı sana? Olur. Tamam. Dur alayım ben onu önünden. Şimdi... Sen ayranını içerken ben de omlet yapayım, tamam? Tamam canım. Tamam, çok sevindim. Ben hiç gelmeyeyim o zaman bu gece. İşim var zaten. Evet, iş buldum. Tamam, anlatırım sonra. Siz anne kız baş başa kalın bu gece. Öp güneşim benim için. Hadi. Anladım, konuşmuyoruz ama yan yana yürümek de mi yasak? Ben spor yapıyorum zaten. Ha, yasak değilmiş, iyi. Nerede istersen orada yürürsün. Ben de öyle düşünüyorum. Peki boş konuşmuş olmazsan bir şey sorabilir miyim? O adam getirmiş mi Güneş'i? Getirmiş. Evdeler şimdi. Neredesin ya? Bir haber etseydin. Kimse kimseye karışmayacak demedik mi? Doğru söylüyorsun. Ne kadar? 23 lira efendim. Hayırlı işler abi. Eyvallah, güle güle. Nereye gidiyorsun? Evin yolu orada değil ki. Ben gelmeyeceğim. Rüya, sence çok uzatmadık mı bunu? Hah, şunu da bileydin. Ne yaptım ben sana? Niye böyle yapıyorsun? Ne istiyorsun benden Ömer? İyiliğin, sağlığın, güzelliğin, bir ömür mutlu olman. Başka? Başka? Sağlığın. Anlatayım. O zaman çekil yolundan. Kapama yolu. Boşu boşuna zaman kaybettiriyorsun insana. Hayır, yetişmen gereken bir yer var. Ben engel mi oluyorum? Yoluma gideceğim ben. Hay hay.
Ha, diyorsun ki yani ben istersem çeker yoluma giderim, arkama dönüp bakmam. Sen ne haldesin onu da düşünmem. Bu. Sayılır. Yanımda yürümeye niyetin yoksa keyfini beklemem diyorum. E ben beklerim. Sen ne kadar istersen beklerim, benim acelem yok ki. Onu biliyoruz zaten, onu anladık artık. Ha, laf mı sokuyorsun? Sokuyorsam ne yapacaksın? Ben de sana verilecek cevap çok da şu an yeri değil bence. He. Böyle olmaz diyorsun yani, böyle sokak ortasında olmaz. Olmaz. Bir de sen kendini hazırlayacaksın şeye, hayal kırıklığına. Yani sen kabul etsen de etmesen de benim için böyle bir gerçeklik var. Ama hayal kurarken hayat öyle önünden akıp geçiyor Ömer Bey. İşte diyorum ya, ben beklerim. Bekleme. Neden? Çünkü sen kendi hayalin gerçekleşmesinden korkuyorsun. Yıkılmasından değil. Hayalin gerçek olmaz diye değil yani. Gerçek olursa ne yapacaksın onu bilmiyorsun ki. Yalan mı? Her şeye cesaretin var Ömer ya. Birinin başı mı dertte? Hemen gideyim çözeyim o işi. Aha birinin canı mı tehlikede, gideyim kurtarayım. Ama iş kendine gelince, kendi hayatına gelince arazi. Ara ki bulasın. Sen bana korkak mı diyorsun? Değil misin? Değilim. Değilim. Tamam. Tamam o zaman şu anda şurada bana her şeyi anlat. O gece ne diyecektin? Söyle. Sevince. Sevince. Tahmin ettiğim gibi. Ömer biz ne yapalım biliyor musun ya? Sen o geceyi unut. Unut o geceyi. Bu meseleyi de unut. Teltok'a getiriyorsun bir de ya. Kim arkadaşının evine gelir gece yarısı Teltok'a getirmeye? Hadi bana eyvallah. Durma dostum sen de. Rüya, Rüya. Biraz yavaşlasan, sana yetişmeme zaman versen. Çünkü ben hayatımda ilk defa birinin yanında yürümeyi bu kadar çok istiyorum biliyor musun? Ve bu durumdan vazgeçmeyeceğim. Er ya da geç, öyle veya böyle. Vazgeçmeyeceğim, söz. Bir şey diyor mu? Demiyorum. İyi görüşürüz o zaman. Eyvallah. Eyvallah. Var mı? Aramadı hala. Sakinleş. Zor biliyorum. Ama senin böyle görürse korktuğunu anlar, yapma. Madem elinde bir koz olduğunu sanıyor, sen de öyle davran. Sen haklıydın. Ali'den vazgeçmeni beklemiyorum zaten ama sen de beni anla. Ben senin düşmanın değilim. İkimiz de aynı gemideyiz. Batarsak ikimiz de sevdiklerimizi kaybederiz. Kaybetmeyeceğiz. Evet.
Aç gözünü, aç. Kaldır şunun kafasını. Almaya gelecekler seni birazdan. Sen tahmin et. Doğru tahmin. Ah ya, seni böyle gördüğünde çok üzülecek. Ama yetmez. Kahrolması lazım. Götürün şunu aşağıdaki eve. Konum göndermiş. Paketin hazır ama hemen çık bence. Biraz uzakta çünkü, anca gelirsin. Peşine de kimseyi takma. Tamam. Eğer sözünü tutmazsan benden günah gider, söyleyeyim. Tamam, yalnız geleceğim. Ali'yi ver, sesini duymak istiyorum. Öyle pazarlık yok. Sen buraya gel, sesini de duyarsın, yüzünü de görürsün. Geç kalma, bekliyorum. Ben de gelirim. Olmaz. Tek gideceğim. Çok güzel olmuş. Çok mu güzel olmuş? Afiyet olsun. Benim minik tavşanım. Hep kim ellerini? Ne yaptın ben yokken? Anlatmayacağım ki. Nasıl? Günümüze yazmadık mı? Sen yazmadın mı yoksa? Yazdım, yazmasın olur muyum? Yazdım tabii. Hadi o zaman okuyalım. Tamam, o zaman şöyle yapalım. İçeri girelim, pijamalarımızı giyelim. Uyurken okuyalım. Burada mı yatacağız? Aşkım. Burası bizim evimiz. Ama kapılar sallanıyor. Hiçbir şeycik olmayacak. Sen sakın merak etme. Ya bakın bir. Şu canını canı da alayım senin. Bu kız ne kadar ağırlaşmış. Böyle çok büyümüş ben yokken. Çelebi Güneş nerede? Söylemiştim ya, annesinde kalacak bu gece. Göstereceğim dedin. Orada kalacağını söylemedin. Böylesi çok daha iyi olacak. Bunun nesi iyi ki? Sen biraz sabret yeter anne. Cemre biraz geç öğreniyor. Bazı gerçekleri yaşamadan anlayamıyor maalesef. O yüzden bu geceye ihtiyacı vardı. Çelebi haberlerle ilgili bir şey yaptın mı? Hayır. İskender Bey ben halledeceğim dedi. Yapma. Sakın, sakın onu yalnız bıraktığını söyleme. Ben bırakmadım. O öyle istedi. Ne yaparsa yapsın. Ama bir hata daha yaparsa başımı çevirip bakmam bile. Senin adın için evin en güzel köşesini ayırdım. Odanı beraber seçeceğiz. Hadi şimdi sıra sende. Tamam, sıra bende. Şimdi ben seninkini okurken sen de uykuya dalarsın, olur mu? Tamam ama yanımdan kalkma. Aa, nereden kalkacağım senin yanından? Senin yanında yatacağım ben, seni bulmuşum. Gider miyim başka yere? Evet. Babam ağladı. Sabah bir kalktım, başucumda yerde oturmuştu. Elimi tutuyordu. Babamı daha önce böyle görmemiştim. Çok üzüldüm. Ama o bana iyi olduğunu söyledi. Baban niye ağladı Güneş?
buradayım. Ali nerede? Biz seninle nerede tanıştık? Ne? Biz seninle nerede tanıştık? Çocukken, okulda. Peki kaç yaşındaydık o zaman? 7, 8. 7. Ne demiştin bana o gün? Hatırlamıyorum. Çok aptalsın. Ne? Çok aptalsın demiştin saçını çektiğim için. Hatırlamıyorum dedim ya. Peki o zaman tamam, madem o kadar eskiyi hatırlamıyorsun, o zaman daha yakın tarihe gelelim. Atlas'ın doğduğu gün. Yanında kim vardı? Annem, Bülent. Ben vardım. Sadece ben. Annen ameliyattaydı. Bülent zaten kim bilir hangi cehennemin dibindeydi. Sen de beni aramıştın. İskender, yanımda olur musun? Ben doğuma giriyorum diye. O çocuğun ismini ben koydum. Kucağıma babasından önce ben aldım. Bunu da mı unuttun? Allah kahretsin ya, ben ilk başında anlamalıydım senin Şimal olmadığını. Kimsin sen? Çıkar maskeni. Olmaz. O zaman buraya kadar boşuna gelmişsin. Ali nerede? Maskeni çıkar! Olmaz. Keyfim bilir. İskender. Yaşamak mı diyorsun? Ben ölüyorum İskender. Bizlere bak, bak. Görüyor musun? Ne oldu? Niye susuyorsun? Bu maskenin altında hep kimin olduğunu merak etmedin mi? Bak buradayım. Eserini beğendin mi? Bilerek yapmadım. Ama yaptın. Yeter be! Ne sen niye hesabını soruyorsun benden? Sen yaşarken ben katil ilan edildim. Senin haberin var mı? Herkes beni suçladı. Herkes. Sen zannetmiyor musun ben senin cenazende vicdan azabı çekmedim? Ben senin cenazende acı duymadım. Duydum çiçek ama korktum. Ölmekten korktum. Kimse beni bunun için suçlayamaz. Çünkü ölüm korkusu insana her şeyi yaptırıyor, tamam mı? Her şeyi. Sen çiçek, sen. Sen neden geldin buraya? Neden geldin? Neden benim karşıma geçmeye cesaret ettin? Neden maskeni çıkardın? Ali'nin öleceğinden korktun çünkü, değil mi? İşte korku ne kadar büyük oluyorsa o kadar ileri gidiyor insan çiçek. Eğer Ali'yi kurtarmanın tek yolunun beni öldürmek olduğunu bilsen beni öldürürsün çiçek. Beni gözümü kırpmadan öldürürsün. Demek ki neymiş? Önce yaşayacaksın, sonra yargılayacaksın. Öyle boş boş konuşmakla masum olunmaz. Ben bunu sana bilerek yapmadım. Ama Ali'ye bile bile eziyet ediyorsun. Bırak onu. O iş öyle kolay değil. Bana bir söz verdin. Evet, ben sana bir söz verdim. Ben sana paketin hazır dedim ama onu almak için ne yapman gerektiğini söylemedim. Daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Her şeyi söyledim işte. Her şeyi öğrendin. Ben öğrendim ama benim öğrenmem yetmez. Herkes öğrenecek.
yapamam. Hayır. Peki. Ama ben nişanlım bu durumdayken pek seçme şansın olduğunu zannetmiyorum. Ama onu öldürmek için benden emir bekleyen bir sürü insan var. Eğer dediklerimi yapmazsan Ali ölür. Sana yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen. Bırak onu. Yalvarma. Dediğimi yap. Ali yaşasın. Efendim? Cemre ben. Bir şey mi o? Gelebilir misin? Güneşi almak için. Ya. Çok özlemiştin hani. Gece burada uyumak istemiyorum. Hı. Ne olmasını bekliyordun? Tamam. Güneşi hazırla, geliyorum abi. 5 dakika sonra oradayım. Güneş, güzelim. Olmaz mı?
Güneşciğim ısrar etme. Anne burada mutlu. Ama istediği zaman gelip seni evimizde görebilir. Değil mi? Hadi sen geç içeri. Sana söylemiştim demeyi hiç sevmiyorum ama sana söylemiştim. Eğer çocuğunu istiyorsan yanında kalman gerek. Bak Güneş bile gördü gerçeği ama sen çok, çok inatçısın Cemre. Neyse. Eğer korkarsan falan sen de ara. İstediğin zaman gelip seni alırım. İyi geceler. Yalnız mı geldin? Korumaların nerede? Niye korumalarla geleyim? Gazeteye saldırmaya gelmedin mi? Aa, pardon, yöntem mi değiştirdin? Gece gizlice girip bomba falan mı koyacaksın? Yok, buna değmez çünkü zaten onlar kendi kendilerini yakında imha ederler. Gerçekleri yazdıkları için mi? Tam aksine iftira attıkları için. İftira değil, gerçek. Yaptıkların bedelini ödeyeceksin İskender. Sen çiçeğin katilisin. Değilim. Çünkü bu imkansız. Gözümle gördüm ya. Sakın inkar etmeye kalkma. Ben görmedin demiyorum. İmkansız diyorum. Çünkü ben ölmemiş birinin katili olamam Rüya. Sen bir şaşırdın mı? En yakın arkadaşın. Uğruna kıyametler kopardın. Kendini parçaladın. Beni harcadın kız. Sana yaşadığını söylemedim. Yoksa ben ağzımdan mı kaçırdım ya? Sarılmaydı. İskender sen neden bahsediyorsun? Şöyle yapalım. Ben şimdi en yakın iki arkadaşın arasına girmek istemem. O yüzden sen ne yap biliyor musun? Sen en iyisi bunu git, benim en yakın arkadaşım Şimal'e sor. Ali'yi kurtarmak için seferberlik başlatan Şimal'e. İskender. İskender! Benden bu kadar. Dediğim gibi, en yakın iki arkadaşın arasına girmek istemem. Çelebi'nin evine götürüyor.
Kemal nerede? Ben... Çiçek yaşıyor mu Tomris teyze? Çelebi'nin evine git. Ama... Dediğimi yap. Ömer'im. Heh. Kolay gelsin oğlum. Hoş geldin. Var mı yapacak bir şey? Yok, kapatıyordum ben de. Niye tek geldin lan? Rüya gelmedi mi? O oldu çıkalı bayağı ya. Uğramadım sana. Yo. Eve gitmiştir oğlum. Belki de. İyi tamam, hadi gel. Hadi kapatayım gidelim. Kim arıyor yine? Hoca arıyor. Efendim hocam? Ozan, İskender evinde basın açıklaması yapacakmış. Ne diyorsunuz ya? Tamam. Sen hemen oraya geç. Geçiyorum hemen, tamam. Ne oldu? Habere gidiyoruz kardeşim. Yürü, yürü zıpla. İyi, hadi. Alo Kenan, döndün mü? Döndüm, evet. Ya şu konuştuğumuz mesele... Daha erken hareket etmemiz lazım. Tamam, yarın görüşelim. Hemen. Bekleyemez mi? Hayır, 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 hayır. Bekleyemem, hayır. Ne olacaksa olsun, güvenecek hiç kimsem kalmadı. Başka şansım yok. Çelebi'nin eline düşünemeyeceğin kadar büyük bir koz verdim. Anlatsana, ne oldu? Neyse ne, boş ver şimdi. Sen şunu söyle. Sen benimle misin, değil misin? Hazırsın değil mi? Güzel. Az kaldı, çok az kaldı. Ali. Merak etme, iyi. Sayende birkaç saat ölmekten kurtulacak. Artık korkmuyorsun değil mi kızım? Güzel. İyi geceler. Baba. Efendim bir tane. O ev çok korkunçtu. Annem hep orada mı kalacak? Hayır. Çok yakında o da senin gibi dönecek evimize. Hadi uyu bakalım. Kapıyoruz gözlerimizi. Çelebi. Cemre bu kez dersini aldı sanırım. Sana söylemiştim. Kendi elleriyle teslim etti bana kızımı. Bu gece herkesin aklı başına geldi galiba. Aşağıda bir misafirim var. Kim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara'dasın sanıyordum. Bugün döndüm. Seninle acil konuşmam gerekiyor. Ne oldu? Tomris. Ankara'da beni ziyarete gelmişti, söylemiştim sana. Evet. Bugün yine aradı. Köşeye sıkışmış Çelebi. Saldırıya geçmek istiyor. Peki sana güveniyor mu? Evet. Tuhaf. İnsanlar hata yapmaktan asla vazgeçmiyorlar değil mi? Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama hoş geldin bu arada Kenan amca. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Artık sorun yok. Sadece çözüm var. Eğer siz de müsaitseniz buyurun diyecektim. Herkes hazır çünkü. Çelebi. Çelebi, neler oluyor? Dışarısı gazeteci kaynıyor. Bu insanlar buraya nasıl girdiler? Sakin ol anneciğim, ben çağırdım. Her şey kontrol altında. Ne yapıyorsun sen?
İşte tam da bu sorunun cevabını vermek için hepinizi dışarı davet ediyorum. Buyurun. Nereden öğrenmişler lan? Kim bunlar? Vallahi bilmiyorum da belli ki İskender bu sefer büyük oynuyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapmaya çalışıyor bu? İskender Bey çiçeği görgüde ettiniz, olur mu? Arkadaşlar sakin, sakin, sakin. Tabii ki de bir açıklama yapılacak. Zaten sizleri de bugün bunun için çağırdım. Kırmadınız, geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ancak sorduğunuz soruların muhatabı ben değilim. Bugün hakkımda çıkan haberlere bir açıklık getirmek istedim. Ancak dediğim gibi bu açıklamayı benim yapmam doğru olmaz. Bu konunun nasıl muhatabı aramızda? Yok. Ve biraz sonra siz de kendisiyle tanışacaksınız. Olur. Hakkımdaki iddialara hanımefendi cevap verecek. Çiçek Görgülü yaşıyor. Çiçek. Beni kimse itmedi. Nişanlım da kaçırılmadı. Kaçtı. Yapma. Yapma. Çünkü İskender Kaya Bey'i o bıçakladı. Ben İskender Kaya Beyli'nin yanındayım. Çünkü o masum.